18. ayet. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Şimdi bak, münafıklar ne diyor? Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları. Bir kısmı direkt alıkoyuyor. Çocuğu kaçırıyor. Alıyor, götürüyor. Gasp ediyor. Gitmeyeceksin diyor. Çünkü bir süre, uzun süre gitmediğinde onun Müslümanlıktan vazgeçeceği inancı olur münafıklarda ve küfürde. Mesela bir ay, iki ay, üç ay, altı ay Müslümanlardan uzak tutulursa, evet, bir süre sonra kalbinin soğuyacağı ve Müslümanlıktan çıkacağını düşünülür. Onun için kaçırma olaylar Peygamber Efendimiz zamanında da vardı. Mehdi devrinde de olacağını anlıyoruz. İnşallah, evet. Yani kaçırma olayları. Kaçırıp bir süre gaspen tutup onun zaman içerisinde çeşitli menfaatler sunularak, çeşitli imkanlar sunularak ve karşı tarafta sürekli kötülenerek Müslümanlara bağının koparılması yöntemi. Ayet buna dikkat ediyor, çekiyor. Alıkoyanlar. Evet. Ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Şimdi kardeşlerim, şimdi ayetin tabii zahir anlamına göre gerçekten kardeşi de oluyor. Evet. Çünkü kan bağını kullanıyor orada diyor. Ya bir kardeşiz, ben bak ayrıldım, sen de gel benimle beraber diyor. Kan bağımız. Evet. Halbuki iman bağı esastır. Evet, değil mi? İman bağı olmadı mı kan bağı zaten cahiliye bağıdır. Yani kan ne alakası var? Kanla, ilikle ne alakası var? Değil mi? Evet. İmanla, inançla alakası vardır. Ama münafık tinetinde kan çok önemlidir adam. Kana göre karar verir yani. Evet. O iman hiç önemli değil onun, evet, için. Bak, bize gelin diyenleri bilir. Şimdi bize gelin demesinin sebebi ne biliyor musun? Gerçekten muttaki, güçlü görse onu demez. İşte bu kalbinde hastalık olanlardan olduğunu tahmin ettiklerine bunu der. Evet. Yani onun teşhisi budur. Yoksa gerçekten muttakiye zaten şeytan da diyor, benim ona gücüm yetmez diyor. Evet. Açıkça söylüyor, yapacağım bir şey yok diyor ona diyor. Yoldan çevirebileceğim. Tabii ona, ona yapamam ona diyor. Ama bize gelin dendiğinde bu çok tehlikelidir. Yani bunu diyorsa adam, demek ki onda bir kendi kafasına göre zayıflık görmüştür. Evet. Çok güçlü ataklan müminin cevap vermesi lazım böyle bir şeydir. İnşallah. Yani Müslümanın içerisinde bize gelin denebilecek bir kitlenin olduğu anlaşılıyor. Yani münafıkların potansiyel kitlesi. Yani çağırabilecekleri bir kitle olduğu anlaşılıyor. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Bazen de münafıklarda bir mümin alameti gibi bir şey de çıkabilir diyor Cenab-ı Allah. Yani zorlu bir şeye girebilir. Mesela gidip tebliğ yapar, çalışma da yapabilir ama kısa süreli. Evet. Bazen yani istisna olur. Onun için orada da aldanmamaları için Cenab-ı Allah uyarıyor. İnşallah.